Merhabalar. Bugünkü konumuz beyin ameliyatı yaptığım hastalara evlerine giderken hangi önerilerde bulunduğum olacak. Şimdi beyin ameliyatından sonra hastaların dikişlerinin alınması için 15. günde kontrole çağırmaktayım. Bunun sebebi de kafatasındaki ameliyatlarda ve yine aynı şekilde beyin ameliyatlarında dikişlerin böyle teker teker sütür olarak veyahut da bizim bu metal dikişler dediğimiz dikişlerle atılmış olması. Biz hastalar işte 15. günde davet ediyorum ben. 15. günde hastalar geldiği zaman yine onlara bir kan kontrolü yapıyorum ve beyinlerinin durumunu değerlendirmek için yine bir bilgisayarlı tomografi ile değerlendirmelerini yapıyorum. Bu şekilde daha iyi sonuçlar elde ettiğimi ben düşünüyorum. Onun dışında hastalar eve giderken bir ilaç tedavisi önerilerinde bulunuyoruz. Yine mide koruyucularını aç karnına alıyorlar sabahları bir tane. Antibiyotiklerini sabah akşam tok karnına kutu bitinceye kadar kullanıyorlar. Beyin ameliyatı olan hastalara eve giderken yine epilepsi sara geçirmemeleri için antiepileptik ilaçlar veriyoruz. Bunları da genellikle sabah öğle akşam tok karnına önermekteyiz. İlacın hangi ilacı verdiğimize göre değişiyor ama bizler işte sabah öğle akşam veriyoruz genellikle antiepileptik ilaçları. Hastalara diğer önerim ne zaman banyo olabilecekleriyle ilgili. Şimdi beyin ameliyatı olan hastalar genellikle bu bel ve boyun fıtığı hastaları gibi bir gece hastanede misafir edilip taburcu edilmiyorlar. Beyin ameliyatlarından sonra genellikle bir yoğun bakım süreçleri oluyor hastaların ve sonrasında da hastaları serviste misafir ediyoruz. Servisteki süreçte de yine hastalara verdiğimiz bir takım damardan ilaçların, IV ilaçların bir kesilmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Bu nedenle hastalarımızın banyosunu ben genellikle eve gittikleri zaman hemen olabileceklerini söylüyorum ama neticede kesin önerim ameliyattan sonra 4 gün geçmiş olması. Yani bu beyin ameliyatı olan hastalar bu süreci genellikle hastanede geçiriyorlar. Ama bel ve boyun ameliyatı olanlar, onlar genellikle evlerinde geçiriyorlar bu süreyi. O yüzden bu 4 günün üzerinde duruyorum. Pansumanlarını genellikle ben hastanede ameliyattan sonra işte birinci günde direnlerini çekmeden yapıyorum hastaların beyin ameliyatlarını. Sonrasında da eve gitmeden eğer 3 günden fazla geçtiyse pansumanlarını ben kendim açıyorum ve yaralarını değerlendirerekten hastaları sonrasında evlerine taburcu ediyorum. Onun dışında diğer bir önerim bu beyin ameliyatı olan hastaların yalnız başlarına dolaşmamaları. Çünkü bu hastaların yine biraz önce sizlere arz ettiğim gibi sara nöbet geçirme ihtimalleri olabiliyor. Veyahut da işte başları dönebiliyor, dengelerini kaybedebiliyorlar. O yüzden genellikle evdeki bu yürüyüşlerini yanlarında yine bir böyle kollarından tutaraktan destek olunması veyahut da yanında bulunması vasıtasıyla hareket etmelerini, mobilize olmalarını önermekteyim. Onun dışında hastaları tabii yine birinci ayda tekrar değerlendirmek istiyorum 15 günden sonra. Birinci ayda da yine aynı şekilde kanlarını ve beyinlerini çeşitli radyolojik incelemelerle değerlendiriyorum. Yine hastaların ilk 15 gün evden çıkmamalarını, evin içerisinde dolaşmalarını, 15 günden sonra da artık evin, apartmanın etrafında daha uzun yürüyüşler yapacak şekilde mobilize olmalarını öneriyorum hastaların. Sonrasında da işte hastalığın bu beyin ameliyatının neden olduğu ile ilgili sebeplere göre takip ve kontrol süreçleri değişmekte hastaların. Eğer kanama nedeniyle ameliyat ettiysek onların takipleri birazcık daha uzun aralıklarda oluyor. Eğer Allah korusun tümöral bir lezyon nedeniyle ameliyat olduysa onun kontrolü daha sıklıklı oluyor. Eğer baloncuk ameliyatı olduysa onun takip süresi bu tümörle kanama arasında değişiyor. Yani takip süreçleri ameliyat olunan sebebe göre değişiklik arz etmekte.
Onun dışında hastalara tabii ki cep telefonumuzu, bize ulaşabilecekleri 24 saat ulaşabilecekleri telefon numaramızı arz ediyoruz. Ve sonrasında da hastalarımızı şifayla evlerine taburcu ediyoruz. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu sayın izleyiciler beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olun ve sevdiklerinizi de paylaşın. Sağlık ile kalın, mutlu kalın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.